sen neleri atlattın? Sen neleri atlattın? Geçecek. Bu da geçecek. Bu da geçecek. Bu da geçecek. 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 Beray. Ne oldu? İki gözümde taş oldu. Sızısına dayanamıyorum artık. Sen sütünü akıtmıyor musun? İçim almıyor bu sütü sağıp dökmeye. Ama göğüslerin yumru yumru olur sonra. Oldu bile. Artık salsam da çıkmıyor. Ne olsa ateşi basarsa halin harap. Bakayım. Ekrem Bey, tutanak bitti mi? Bitmek üzere efendim. İmza için getirelim mi sizi? Ben geliyorum. Kolay gelsin. Aramada yaralanan oldu mu? Hayır efendim. Bizde rapor edilen bir durum yok. Peki. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Tutanaklar hazır efendim. Sertab Hanım, siz benimle gelin. Tecritteki mahkumu görmek istiyorum. Baş üstüne efendim. İyi günler. Bu meledin bir sürü çeşidi varmış, doğru mu? Doğrudur. Lütfen tutanaklar sizin imzalayın. Siz çıkabilirsiniz Sevda Hanım. Peki efendim. Hacer Akyürek. Kendine verdiği ismiyle Yasemin. Senin başın beladan niye kurtulmuyor?
kötü arkadaşlar edindiğin için olabilir mi? Kimmiş o kötü arkadaşlar? Aferin. Akıllı kızsın. Ben de sana bunu sormak istiyordum zaten. Kimmiş o kötü arkadaşlar? Bak Yasemin. Üzerinde yasa dışı bir maddeyle bulundu. Bunu içeri nasıl soktunuz? Dışarıda mutlaka bir isim olmalı. Sen de biliyorsun. Bu isim Osman Zeybek olabilir mi? Osman Zeybek mi? Bana saf numarası yapma. Görüş gününde seni ziyarete geldi. Ne olmuş geldiyse? Bak Yasemin, aklını başına topla. Zaten başın belada. Üzerinde bulunan malı içeri nasıl soktunuz? Dışarıdaki isim kim? Peki. Burada bütün bunları düşünecek çok vaktin olacak. Yol yakınken bize yardımcı olursan sevinirim. Bu işi tek başıma yaptım. Cezam neyse çekerim. Sen bilirsin. Kapıyı aç. Aman be. Öldük vallahi. Asabımız da bozuldu. Fatma. Bir çay demle de içelim hadi. Şimdi karavana gelir abla. İyi elmas işte. Yemeğin üstüne şöyle bir güzel demli çay içeriz. Fena mı? Karavana ile birlikte Yakup Bey haber de gönderse keşke. Moral olur. Yani hepimize. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Hepsi senin yüzünden oldu. Aslında ortalığı sana toplatmak lazımdı da yaşına şükret. Edepsiz. Hem saklı o pislikleri duvar çatlaklarında, hem de utanmadan yaşıma başıma laf et. Ya ihbarcılığın bitti, bir de şimdi iftiraya başladın. Ya iftiracı bu ya. Ha. Sen ne yapıyorsun Yakup? Şey efendim, karavana taşımak benim işim değil. Ama ben istedim ki arkadaşlara yardım edeyim. Peki tamam. Kolay gelsin bakalım. Sağ olun efendim. Yakup. Efendim. Her sabah Cengiz'e gitmeye devam ediyorsun hala değil mi? Gidiyorum efendim. Sağlığı nasıl? Ablası var başında. İzmir'den geldi. Bugün yarın yoğun bakımdan çıkar inşallah diyor. Sevindim. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. İnşallah bir sakatlık kalmaz. Dilerim. Şu ameliyat atlattı bakalım ne olacak. Bünyesi sağlamdır. Şimdiye kadar dayandığına göre bence atlatır. Umarım atlatır. Çok ateş var. Kevser söyledi, hastaymışsın. Oo, ateş gibi yanıyor uçların. Nisan'ın kırkı çıktı çıkacak. Kim bilir ne haldedir şimdi. İyidir, iyidir. Yakında amcan getirir haberini, merak etme. Dertleri üst üste geldi. Dertler üst üste gelince derman da gelir peş peşe. Karavana. Afiyet olsun arkadaşlar. Sağ ol Yakup. Ay teşekkür ederiz Yakup Bey. Sizi merak ettim Elmas Hanım. Geçmiş olsun. Ay geçti gitti vallahi. Bir tek Beray hasta. Nesi var? Süt veremeyince lohusa ateşine tutuldu. Çok sancısı var. Cengiz iyileşiyor. Ablası geldi yanında. Afiyet olsun. Tamam gözüm. Tamam. Tabii.
Tamam, yarın evraklarını getirsin, hemen imzalayalım biz. Tamam. Tamam. Hadi iyi günler. Hastaneden arıyorlar. Cengiz'in masrafları için. Bir yakını gelmiş memleketten. Ben de evrakları getirsin, hemen imzalayalım dedim. Evet, ablası gelmiş İzmir'den.